kolay gelsin. Teşekkürler. Kolay gelsin. Teşekkürler sana da. Eyvallah. Telaşım, saydam yaralarım
yanımda, senden saklanmadım. Yol arkadaşım, şimdi yollar daralır. Çıkma sokaklarında, tutma bırak, içinde kalmayım. Geçiyor bir ömür, düşüne düşüne kalmıyor hiçbir şey benden, yetmiyor birine. Biz hep sustuk, yol almadık ve öyle güzel kalmadık. Vermem artık gücüme gidene, yoktur tavsiyem bile. Beni kaybedene doldursun yaz için. Tutmayın yol verin, gidene gidene, cevap da vermem artık gücüme gidene. Hiç mi soru sormadım.
ceza değil. Kaç tane satıldı da siz buradaymışsınız? Şeyle tanıştırayım seni, Can'la tanıştırayım, gel. Ruh toplayabilirsiniz. Yani şu an nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Yani biraz uzak da, ben sadece size konumunu söyleyebilirim. Şu an müsait değilim, ben müsait önce size... Görünce şu kapılar sensörlü. Açılıp kapanıyor. Aynen. Bir adam aradı. Ne soruyor? Ne soruyor? Su toplamanın yerini. Ha. Tanıştırayım, Mert. Can, Can, Mert. Merhaba. 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 Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Mert yeni katıldı aramıza. Hoş geldin. Hoş bulduk. Can hazırlıyor bir 10 tane beni. Hepsi sıkıntı. Bitince bölüşürsünüz 10-10 diye. Hiç sıkıntı yok ya. Ben spor yapıyordum, baktım birkaç tane satıldı. Ona hı-hı geldim. Yani bir parana bakarsın, parana göre hesapla bence. 30 dolar geliyor ya sana. Atıyorum 10 beni koydun ya, 300 dolar olacak hesabında. Oradan hesapla, ona göre gelirsin. Ya açıkça yaş belli bir yere geldikten sonra spor yapmak zor oluyor. Bahane baktım satıldı, hemen kaçtım. Bakayım peynir, süt. İstiyorsan sütle yumurtanın yerini göstereyim. Birazcık toplayalım, gelelim. Vallahi olur. Peynir yapalım. Olur. Tamam. Can, biz kaçıyoruz. Tamam. Haberleşiriz. Ararsın. Bir şey olursa. Tamam. Şurayı kilitleyeyim de. Senin araba nerede? Park yerinde. Tamam. Benim motorla gidelim istiyorsan. Olur. Hızlı hızlı. Ben speedo'yu göstereyim sana. Böyle aracım var benim. Güzelmiş de yeni modelleri pek sevmiyorum ben ya. Otobüsçülük de yapabilirsin. Bak, ağır vasıtan var ya. Bak burada sağ tarafta. Ben onu Nasıl? Yapıyordum az önce, dedim ya işim var, birazcık çalışayım geleceğim diye. Vallahi olur, deneyebilirim. Yakın işte şehre. Ben koşarak geliyordum işte. Olur, deneyebilirim birazdan. Thank you.
biraz şey, süt ve buğday uzakta bir tık. O kadar alıştım ki bu yolu. Hasat şeyine giderken değil mi? Hasat bir ara bir şey yaptım. Neydi onun adı? İlk ahır vasıtayı aldım. Şurada tır yaptım. Sonra işte hasata gittim. Şehirden fazla burada zaman geçirdim diyebilirim ya bir haftada. Ben iki ayımı Sende'de geçirdim. Sende Pareto. O zamanlar buradaki o Sende'deki motelde kalıyordum. Deniz temizliğinde çalışıyordum. O deniz temizliğini mesela bilmiyorum. Benim bildiğim iş sadece hasat, tır. Bu kadar. Deniz temizliği var, inşaat var. Ya deniz temizliğinde bir tık sıkılır mısın? Sıkılabilirsin ama ilerleyince çok para kazanıyorsun. O ayrı mesele. Ya inşaatı bana söyle. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Ay pardon. Önemli. Şimdi bu motorlara düşme şeysi var işte. İyiyim iyiyim ya, sıkıntı yok. İyi düştüm. Ben hep düşüyorum. İnşaatın camı birden fazla kişiyle gitmen gerekiyormuş herhalde. Öyle bir şey söylediler. Onun için... İki tane inşaat var bu arada. Biri şey taşıyorsun. Kutu taşıyorsun, koli yani. Birinde de gidip işte elektrik tesisatıdır, odur budur vesaire, onları yapıyorsun. Ya ben, ya benim kendi bildiğim iki tane iş var işte. Biri hasat, bir de tırcılığı biliyorum. Bir de balık tutmayı biliyorum, o kadar. İşte deniz temizliği var, lojistik var limanın orada. Ondan sonra cama işte, neydi o? Çiftçilik var şurada, ileride. Onlar bende yok. Gösteririm ben sana. Acelesi yok ya şu anda. Vergilerimi ödedikten sonra sıkıntı yok. Burası buğday. Tamam. 100 tane toplasak yeter ya. Tamam, toplayalım. Burada buğdaylar küçük olduğu için biraz görmesi zor. Ama hızlı toplanıyor. Fark ettin değil mi hızlı toplandığını? Evet evet. Tanıştırdım, cana da sorabilirsin her şey yani, ben olmazsam falan aklına takılırsa bir şeyler. Yavaş yavaş öğreniyorum ya. Dükkanda gördükçe sorarım tabii. Mantığını anlamışsındır zaten. Şeyi anladım kasada, daha. Kasada menü bitince kasaya menü koyacaksın. Malzeme eksenince malzeme toplayacaksın. İstediğin zaman şey yapabilirsin. Atıyorum yanına 10 tane menü alıp PD'nin oraya, doktorların oraya git menü sat mesela. İşte o konuda mesela yardım isterim. Fatura kesmeyi. Fatura kesmeyi gösteririm ben sana. Çok basit. Aşırı basit.
Sen böyle ilk günden bir şeyler toplatıyor musun, kusura bakma. Yok. Hani hem işi göstermiş oluyorum nasıl toplandığını Abi, bildiği. gayet okuyayım ben ya, sıkıntı yok. Yüz olunca kâfi. Yarıladım neredeyiz? Ya geçtim hatta yarıyı. Biz sütü 200 tane toplarız. Bir saate dükkan yoğunlaşmaya başlar. Polisler falan mesaiye giriyor, doktorlar falan. Sıkıntı yok. Üzerime 10 tane şey alırım ben. Bekleriz kasada. Bunu da aldım mı 100 benim. Benim de bir iki tane kaldım. İki kez sapladım mı? Tamamdır. Geldim. Burasını anlamışsın da zaten. Burası buğday. Burası kolay ya. Süt de şurada hemen. Yakında. Bak şu karşıda Vom yazan kocaman yuvarlak bir şey var, Evet. gördün mü? Orası süt toplama yeri. Tamam. Bir aracı park etmeye gidelim istiyorsan, sonra Olur. geliriz. Motorumuz çekilmesin. Burada neredeydi garaj?
Şurada bir yerde vardı ya. Ben sonra şu arkada bir telefonla konuşayım. Tamam. Haberleşiriz. Tamam.
Malzeme alacağız. Hanımlar beyler, Panda ile Olan Biten'in yepyeni bölümüne hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Afiyetle misiniz? Umuyorum keyifleriniz yerindedir. Değilse de bu videoyu kulaklıkla dinleyip tam yanımda devam eden inşaatın tak 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 seslerini böyle arka plan müziği gibi dinleyebilirsiniz. Peki niye karşınızdayım? Çünkü gündemde bir şeyler oldu. Neler oldu? 1. Kick'e erişim engellendi. 2. Twitch ellerini ovuşturmaya başladı. 3. Bilkom PlayStation'ın Türkiye'deki geleceğini planlarını açıkladı. Ve 4. Peki ben bu etkinliğe neden gidemedim? İşte bunların cevaplarını alacaksınız. Başlayalım. Ya bu Türk yayıncılarının ızdırabı, kadersizliği bitmeyecek mi be arkadaş? Bitmiyor. Son dönemde Abi, hani kick geldi. Bu neredesin Twitch'in hegemonyasından, Twitch'in kölelik sen? sisteminden yayıncıları kurtarmaya başlamıştı. Tamam. Teklifler vererek al sana şu kadar bin Tamam. dolar, al sana bu kadar bin dolar, gel bu kadar yayın yap, para kazan, seyircilerini bize getir, biz de bu işten nem Tamam. alalım diye. Her şey yolunda gidiyordu. Birçok yayıncı geçmeye başladı. Hatta Twitch'in %80'i neredeyse geçti. Birkaç büyük yayıncı dışında. Tam böyle bir denge kuruluyor. Aha rekabet mi geliyor? Nihayet Twitch Türkiye'ye hamle yapmak zorunda mı kalacak? Derken bir haber ortaya çıktı. Dün itibariyle sevgili İbrahim Haskoloğlu, çünkü haberin orijinali ondan olduğu için onu kaynak alıyorum ben de. Uluslararası kumar şirketleriyle çalışan, platformda kumara yer veren Stake, biliyorsunuz. Kick'in bağlı olduğu ana kurum, milyar dolarlık bir kumar platformu. Türkiye'ye giren Kick hakkında BTK inceleme başlattı. Tabi ortalık biraz da karıştı, hatta yayıncılar ya olmaz öyle şey, yok o gelir geçer, vaktinde neler neler oldu geçti falan diye böyle biraz kendilerini toparlamaya çalışırken ederken bazı tatsızlıklar yaşandı. Görünen o ki BTK hakikaten bu işin peşine düşmüş ve 24 saat geçmeden böyle bir haberle güne uyandık diyelim. Nedir haberimiz? Son dakika, Türkiye işte Stake, uluslararası kumar şirketine ait olan Kick platformuna erişim engeli getirdi. Konuştuğum Türk yetkililer Kick'in Türkiye'ye girmesinin Türk gençlerinin rulete çekmek olduğunu belirtiyordu. Bu haber yapıldığında ha orasına gerek yok. Evet, gelen tepkilerle ilgili bahsetmiş ama hakikaten Kick'e erişim şeyi geldi bir anda. Erişim engeli geldi. Dolayısıyla oraya geçiş yapan, orayla anlaşma yapan yayıncılar bir anda bir boşluğa düştü. Ama bir yandan da doğal olarak umutlarını korumak istiyorlar. Çünkü kimse Twitch'e dönmek istemiyor. Yani Kick'te hele para kazanabiliyorken, abonelik gelirleri varken, doğru düzgün nihayet hani bir günlerce, haftalarca, aylarca, yıllarca günde 3 saat, 5 saat yayıncılığının karşılığını alabilecekken kimse tabii ki dönüp Twitch'e kürkçü dükkanına dönmek istemiyordu. Şöyle de bir gelişme oldu. Tamam, şu anda Kick'e en azından 21 Şubat saat 3.30 itibariyle Kick'e erişim yok ve 3-4 saat önce başladı bu erişim şeyi, engeli. Derken Kick'in, hatta ben de şöyle bir tweet attım, hemen kendimi övmek için, Panda'yı hiç sevmem ama haklı. Kick yayıncıları dilekçe milekçe yazsın ya, dönmeyin şu aç gözlü Twitch'e. Benim Twitch nefretimi kimse sorgulamasın. Öyle çünkü anlatırım. Onu da ayrı bir arada anlatırım. Derken bitmiyor. Gelişmeler, olaylar bitmiyor. Tarık, hatta şöyle göstereyim. Kick'in Türkiye ve MENA, MENA Orta Doğu Türkiye işte. MENA ve Türkiye yetkilisinden şöyle bir mesaj geldi. BTK bizden Kick'teki kumarla ilgili içerikleri kaldırmamız için bir istekte bulunmadı. Hiçbir uyarı yapmadan siteye erişim engeli verdi. Kick olarak 24 saat içinde BTK'nın isteği uyarınca sitemizdeki kasino bölümünü kaldıracak, Türkiye'den bağlanan kullanıcılar için yasaklayacağız demiş. Öncelikle bu şu açıdan güzel bir gelişme. Bir kere bak, Kick'in yetkilisi var, açıklama falan yapıyor. Vay arkadaş, Twitch'te asla görmediğimiz, göremeyeceğimiz şeyler. Ama ve lakin, yani büyük ihtimalle birkaç gün içinde, 24 saat, 48 saat neyse, Kick tekrar bu şeyleri yapıp BTK'ya bir şekilde ulaştığında tekrar erişime açılacaktır. Ama burada aklıma şöyle bir soru geliyor. Şimdi Twitch'ten nefret etsek de Twitch'in gelir kalemlerini biliyoruz. Nedir? Abonelik gelirinin tamamına çöker, açgözlüdür. 10 liradan 8 lirasına çöker, yayıncıya 2 lira verir. 1 saat içinde 10 dakika reklam basar. Reklam Allah, reklamdan yayın izleyemezsin. Ama Twitch'te oradan parasını kazanır, reklamdan kazanır. Kick'e gelince, şimdi Kick normalde globalde anlaştığı yayıncılarla işte XQC'dir, Trainwreck'tir vesaire vesaire, Aiden Roster falan filan. Bunları hem yayın yaptırıyor hem de işte Sweet Bonanza, kumar, rulet, 21, blackjack neyse işte
onları oynatıp bir yandan da stakes şeyini, hani kumar sitesini promote ettiriyor. Çünkü olay o zaten. Formula'da da bunu yapıyor. Orada da sponsor. Dijitalde de sponsor. Olabildiğince 3 milyar dolarsa 5 milyar dolanmayı kazanıyor. Hani amacı o. Kendini reklamını yapabilmek. Şimdi Türkiye'de kasinoyu kapatırsan, yani kumarı kapatırsan, abonelik gelirin tamamını da yayıncıya veriyor. Reklam da yok bu kickte. O zaman aga niye hani yayıncılara 10, 15, 20 bin dolar veriyorsun? Yani senin eline geçen bir şey yoksa bu paraları niye bu yayıncılara veriyorsun? Ve daha da önemlisi bana niye vermiyorsun? Bana da verseydin verebilirsin. Neyse onları konuşuruz. Ama böyle bir soru işareti oluşuyor. Şimdi gelir kalemi olmadan eğer kasino, yani kumarı Türkiye'yi kapatırlarsa, yani kick reklam almayan, abonelik geliri almayan, kumarı da promote edemeyen bir site olarak neden Türk yayıncılarla çalışsın? Türkiye'den onları izleyecek izleyicilerin herhangi bir avantajı getirisi de olmayacak. Neden burada durmaya ya da bu sözleşmeleri sunmaya devam etsin? Bu da kocaman bir soru işareti. Ama önümüzdeki günlerde göreceğiz hanımlar beyler. Kick tarafında gelişmeler bu. Gelelim Twitch'e. Sıradaki Twitch. Hanımlar beyler, Twitch'i nasıl bilirdiniz? Ya da nasıl bilirsiniz? Sever misiniz, sevmez misiniz? Yorumlarda yazın. Ben hemen kendi fikrimi söyleyeyim. Hani 10 yıldan fazla süredir partneri olan ve gerçekten Twitch'in bugüne gelmesinde, bu Türkiye'de bu piyasada yer etmesinde etkisi olan bir yayıncı olarak ben hiç sevmiyorum. Neden? Yayıncıya köle gibi davranmalarından, izleyiciye reklam pompalamalarından ve bunu gerçekten arsızca, umarsızca yapmalarından. Hani 10 lira abonelik ücretinin 2 lirasını yayıncıya vermek. Bugün 2 lirayı dilenciye verseniz yemin ediyorum ayaklanır ve sizi döver. Ne bileyim, uçan tekme atar, kafa atar. Hakikaten en iyi ihtimalle küfür falan yersiniz. Burada edemeyeceğim küfürleri yersiniz. Ama Twitch Türkiye'deki yayıncılara biliyorsunuz yıllardır bunu uygun görüyor. Şöyle bir şey yapmış. Globalde artık abonelik fiyatları zamlanıyor. Globalde Birleşik Krallık, Kanada, Avustralya, Batı piyasa şeylerinde birer dolar ya da bir pound eşdeğerinde zamlanmış. Tabii ki bu Türkiye'de güncelleniyor. Çünkü bizde artık yerel fiyatlandırma güya olduğu için. Bizde de 10 liradan 45 liraya çıkıyor. Seviye 2-3'ü geçiyorum zaten. Hani kaç kişi 45 lira verebilecek Twitch aboneliğine, o ayrı bir konu ama. Asıl soru şu. Sizce Twitch, bu Twitch, 45 liranın kaç lirasını yayıncıya verir? Siz mesela Mahmut'u desteklemek için çıkardınız kredi kartınızdan. Al Mahmut'um, sana helal olsun, yayın yapıyorsun. Al sana 45 lira diye verdiniz parayı. Benim tahminim, aynı oranda 10 liraya 2 lira veren Twitch 45 liraya da hani 10-12 lira bir para verir gibi düşünüyorum yayıncıya. Gene hepsine çöker. Ha bu bir ay sonra zaten yayıncılar şeyi söylemeye başlar. Yani yeni abonelik sisteminde ne kadar kazandıktır. İnşallah bir sürpriz olur, bu kick mic derken biraz kendine gelir de. Atıyorum 45 liranın 25-30'unu verir. Çok düşük ihtimal, yani %1 ihtimal. Büyük oranda gene %80'ine çökecektir. Ama siz de yorumlarda tahminlerinizi yazarsanız bir ay, bir buçuk ay sonra bu videoda tekrar buluşur bakarız. Dolayısıyla Twitch'te böyle bir şeyler yapıyor. Ha, aynı zamanda ufak bir gelişme daha. Kick'in başına gelenleri az evvel söyledim. Twitch aynı şey yüzünden yasaklanmamak için, yani kumar kasino yüzünden, Türkiye'deki kumar kasino sayfasını, sekmesini kapattı. Çünkü bloklanmak istemiyor. Amazon Türkiye'de resmi bir ofisi var. Bunun hesabını vermek zorunda ve burada işleri var. Kick yüzünden Amazon başım ağrısını istemiyor Türkiye'deki operasyonlarımda dedi. Ve o tarafı kapattı. Artık Türkiye'de hani şu an itibariyle de efektif oldu diye biliyorum. Şeyi göremiyorsunuz. Twitch'teki o kumar sayfalarını, sekmelerini göremiyorsunuz. İşte bir yandan da zamlamış. Yayıncıya artık ne verirse Allah kerim. Evet. Böyle dondum. Neden? Çünkü hareketimi yapmayı unuttum. Sıradaki hanımlar beyler, PlayStation'ın ülkemizdeki akıbeti geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkmıştı zaten. PlayStation marka olarak Bilkom'la anlaştı ve bundan sonra ürünleri, PlayStation'ı ve ürünlerini Bilkom getirecek, dağıtacak, satacak. Kendi etiketiyle, kendi garantisiyle gerekli hizmetleri sunacaktı. Bugün Bilkom'un sanıyorum 40. yaş günü, özel bir gün yani yaş gününde hem diğer markaları hem de bizim için önemli olan PlayStation'la ilgili işte sunumlar yapıldı, açıklamalar yapıldı. Hatta ben de bu etkinliğe davetliydim. Çırağan Sarayı'ndaydı. Niye gidemedim? Onu birazdan anlatacağım. Ama konumuza dönersek, sevgili Murat Hocam oradaymış, fotoğrafını da çekmiş.
Bilkom PlayStation 5 konsol, aksesuar, oyun, servis dahil bütün ürünleri kapsayacağını söyledi. Ve PlayStation Portal'da Mart ayında satılmaya başlayacak. Diğer tarafta sevgili Ersin Kılıç da mekandan bildirmiş. PlayStation tarafında 360 derece bir iletişim yapılacak. Yani konsol, oyun, aksesuar, garanti ve servis konusunda, bakın burası çok önemli, garanti ve servis konusunda destek verilecek. İşte Rise of Ronin ve PlayStation Portal modelleri satılacak Mart ayında ve Portal'ın fiyatı 12 bin lira. Çok da anormal, uçuk değil yani. Benim çok kullanacağım bir şey değil ama kullanana 12 bin lira verilir mi? Verirler. Diğer tarafta kritik olan bilgi de PlayStation Slim'in fiyatı 25 bin lira, disklinin fiyatı 28 bin lira ve bu gördüğünüz güzellik DualSense'de 3 bin lira olacak. Evet, tekrarlıyorum. Slim 25 bin, diskli versiyonu 28 bin ve DualSense'de 3 bin lira olacak. Portal'da işte 12 bin, 8 bin. Evet, tekrarlıyorum. Slim 25 bin, diskli versiyonu 28 bin ve DualSense'de 3 bin lira olacak. Portal'da İşte 12 bin liradan artık alıcı bulacak. Bunların garantisi vesairesi, desteği, dağıtımı, her şeyi de Bilkom etiketiyle Bilkom tarafından sağlanacak. Bu da PlayStation severlere, PlayStation oyuncularına ya da PlayStation'ı almak isteyenlere haber olsun. Bütçelerinizi ona göre ayarlayın efendim. Şimdi geliyoruz en kritik noktaya. Peki ben bu etkinlikte niye yoktum? Öf öf, Bilkom Çırağan Sarayı'nda etkinlik yapmış. Doğum günü kutluyor. PlayStation'la ilgili haberler gelecek. Kim bilir orada ne yemekler verilmiştir, ne neler dağıtılmıştır. Anam anam, Çırağan Sarayı'nda şöyle bir selfimiz olmasın mı? Ömründe kaç defa Çırağan Sarayı göreceksin be adam diye düşündüm. Ve bu davet geldiğinde dedim ki artı bir de çağırabiliyor muyuz? Tabii ki dediler sağ olsunlar. Ben de tabii ki biricik bebeğim Osko'ya dedim ki hey, yarın sabah Çırağan'da kahvaltı yapmak ister misin yakışıklı dedim. Abi tabii ki yapalım, ödelim. Böyle bu fırsatlar çok güzel. Tabii dedim ya, hem de setleri gör, markaları gör, iyice bak, Osko olarak bir sen de al yürü, ortamları tanı falan. Sonra şöyle bir şey oldu. Saat 8.25. Abim günaydın. Ben kalktım, hazırlandım. Buraya kadar çok iyi. Çünkü 9'da bende olacaktı. Sonra da bir kahve içip, bir çay kahve içip gidecektik mekana. Ama araba yok. Ne yapalım abi? Araba yoksa ben ne yapabilirim Osko? Ne yapayım, gelip seni sırtımda mı taşıyayım? Buradan çıkayım arabayla seni alayım, oradan Çırağan Sarayı'na mı gidelim Osko? Hı? Ne bu fotoğraf, ne bu masumiyetini, bu masum görmemi sağlayacak seni? Abim uyanmadın sen. Tabii ki uyanmadım. 9'da sen geleceksin, uyandıracağım bir diye bekliyorum. Alarm mı kurdum ben Osko? Abim araba yok, ne yapalım? Ha, nah kahvaltı yaparsın bir daha Çırağan'da. Sen de yapamadın, ben de yapamadım. Allah Allah ya. Bu da böyle bir şey. Hayat arkadaşlar. Yani Çırağan Sarayı'nda kahvaltı yapabilirdik. Kısmet değilmiş. Bir dahaki Bilkom doğum günlerine, PlayStation lansmanlarına. Ve inşallah Osko'nun arabası olur o sırada. Çünkü ben gidip Osko'yu evinden almam. Osko uzakta oturuyor. Alırım ama hayat memat meselesi olması lazım. Ben de öyle bir kralım. Hanımlar beyler, Panda'yla olan bitenin sonuna geliyoruz. İşte bu hafta bunlar yaşandı. Gündem böyle harlandı, ateşlendi. Ben de karşınıza ve çok merak ediyorum lan demişti. Fakat oyunla alakalı bir problemim var. Ben online oyun oynayamıyorum ya. Bak deniyorum ama çok sıkılıyorum oğlum online oyunlardan. İnsanlarla online oyunlarda bir araya gelmekten keyif almıyorum. Uzun bir süredir de alamadım. Keşke alabilsem. Ben de isterim öyle herkesin online şeyine girmek, LOL partileri atmak falan, yani Dota'larda coşmak, WoW'larda guildlere katılmak ama almıyorum lan işte keyif. Bak New World çıkmıştı. Uzun bir süre sonra ilk defa bir MMO oyununa heyecanlandım yani. New World'da oynayayım dedim ki oynadım da ciddi saatler oynadım. Fakat %80 tek başıma oynadım oyunu. Ya düşün abi, o kadar uzağım online arana ya. O yüzden Elden Ring 2'ye girerken çok umudum yoktu yani. Tek başıma girdim gene en başta. Dediğim gibi tek başıma oynamak istedim çünkü. Antrenman bölümünü yaptım. Ardından gene tek başıma görev yaptım. Böceklere sıktım. Vanaları açtım, kapattım. Sonra hiç tanımadığım insanlarla da görev yapmadım ve onlarla da görev yaptım. Ve sonuç olarak sevmedim lan. Evet yani, ne yapayım? Tamam evet, oyun güzel ama ben tat alamıyorum online'dan işte. Ve kabullendim de bu durumu abi. Ne olacak dedim. Her oyundan keyif alma şansımız yok sonuçta yani. Bazı şeylerden de eksik kalabiliriz. Ama o internet yok mu? O internete girince gene abi, of Helldivers 2 çok güzel. Of bilmem ne. Harika eğleniyoruz. Helldivers 2'de eğleneyle öldük lan. Tamam
dedim oynayacağım bir daha. Gene o yorumlar beni kudurttu yani. Ama bu kez dedim tanıdığım bir arkadaşımla oynayacağım. Hemen kardeşimi aradım, dedim sen ve ben ikimiz Helldivers 2'ye akalım mı? Var mısın? Varım dedi. Bu videomuzun destekçisi Vatan Bilgisayar ve Nvidia'nın RTX 4000 serisinin bize toy oyunculardı. Kardeşim benden daha çok online oyunlara yatkın bir oyuncu ve benim de online oyun sevmediğimi bildiği için bana ayak uydurması daha kolay olur gibi geldi ve onunla beraber girdik. En başta güzel aksiyonlara girdik, oyun ısındık, yapay zeka terletik. Bu arada oyun tamamen PvE üzerine kurulu. İnsanlarla kapışmak yani PvP yok. Sadece yapay zeka mücadelesi var. Karakterlerimizi geliştirdik. Geniş şeyler satın aldık. Sonrasında biraz görev dışına çıkmaya başladık. Haritaya normalde bir görev yapmak için diyorsun aslında. Ancak ekstra keşfedebileceğin şeyler de oluyor harita içerisinde. Onlara falan baktık böyle. Bir ara Eren ağladı. Eyvah dedim, hemen yanına koştum. O sırada Furkan tek başına oynamak zorunda kaldı. Fakat gönlüm Furkan'ı tek başına bırakmaya el vermedi. Kaptım çocuğu, dedim oğlum amcanı kurtaracağız. Gel. Oturttum Eren'i kucağıma. Furkan'ın yanına daldım. Eren'le beraber amcayı kurtarmaya çalıştık. Tabii o sırada Eren de böceklerin patlamasını gördüğü için psikolojisi etkilenir mi diye Eren'in gözünü kapatmaya çalıştım. O dedi baba dedi, benim psikolojim sağlam, merak etme, bir şey olmaz oğlum dedim. Öyle bir şey olabilir mi? Senin psikolojin daha yeni inşa ediliyor. Nasıl sağlam olabilir ya? Bak dedim, bundan 10 yıl sonra, 20 yıl sonra babam bana bir şey izletmişti, öyle bir şey oldu falan. Bak böyle şeyler istemiyorum dedim yani, tamam mı? Sonuç olarak ayrıca güzel saatler geçirdik ve oyunla ilgili kararımı verdim. Gene sevemiyorum. Allah kahretmesin şu online oyunları. Şimdi güzel tarafı şu, oyunun temeli gerçekten harika inşa edilmiş. Karakterini hareket ettirmek çok iyi hissettiriyor. Sağa sola ateş açmak çok iyi hissettiriyor. Yani bu temel şeyler aşırı keyif veriyor. Ki bence zaten oyunun şu anda bir numaralı tutma sebeplerinden bir tanesi burada fazlaca iyi hissettirmesi. Ya dümdüz bir şey sıkmak bile abi, o böcekleri patlatmak bile muazzam keyif veriyor. Fakat işin arka tarafında da öyle boş bir oyun değil. Sadece böyle kafasız bir şekilde insanlara sıkmıyorsun abi. Bayağı taktiksel kısmı da var oyunun. Hatta oyunun çok hoşuma giden tarafı da bu taktiksellik kısmı oldu. Çünkü oyunda gemler var abi. Bu gemler aslında yanınıza alacağınız özel destek birimleri gibi bir şey. İşte bir gem alıyorsun abi, havadan uçak saldırısı çağırıyorsun. Bir taret çağırabiliyorsun. İşte kendine mermi isteyebiliyorsun ekstradan. Burada ciddi anlamda seçenekler var ve level atladıkça yeni seçenekler de ekleniyor. Gelişiyorsun da yani. Ve her yanına aldığım gem, yani her yanına çağırabileceğin şey oyunun çehresini ciddi anlamda değiştiriyor. İşte diyelim ekip olarak girdin abi, biriniz işte taret çağırıyor, böyle o taret alanı koruyor. Diğeriniz böyle uçaktan hava saldırısı çağırıyor, uçak hava saldırısı geliyor falan. Sen diyorsun ki kardeşim oradan bana mermi çağır, o mermi çağırıyor falan filan. Yani gerçekten bu bir taktiksellik veriyor ve aktif bir planlama da yaptırıyor sana. İşin ekstra hoş ayrıntısı şu, bu çağıracağınız şeyleri öyle tek tuşta çat diye çağıramıyorsun. Belli bir tuş kombinasyonuna basmanız lazım ki zaten menüde gözüküyor hangi tuş kombinasyonuna neyi çağırabilirsin diye. Ya müthiş fikir ya. Bu fikri kim buldu, ilk nerede buldu bilmiyorum. Ama kim bulduysa aklına sağlık yani. Normalde sıkıcı şeylerdir bunlar. Hani normalde nedir abi? Menüden seçersin değil mi? Tık 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 bunu çağır. Sonra gelir o. Ama oyun yapanlar demiş ki biz bunu böyle sıkıcı yapmayalım. Bayağı combo yapar gibi yaptıralım yani. İnsanlar belli tuşlara basıp böyle çağırsınlar. Şimdi bu durum ne sağlıyor? Hem ortamın gerginliği artıyor. Çünkü doğru tuş kombinasyonlu savaş esnasında girmeye çalışıyorsun. Hem de menüdeki sadeliği artırıyor aslında. Yani yanlış bir şey çağırma şansın kalmıyor. Şimdi diyelim ortam çok alevli. Her yerden ateş geliyor. Bir şey çağıracaksın. Menüden seçsen yanlış şey seçme ihtimalin var. Yanlış şey seçsen oyuna küfür edeceksin. Ay menünüzde sokayım diyeceksin falan, ama böyle kombinasyon olduğu zaman kendine kızıyorsun. Diyorsun ki ay sokayım, yanlış tuşa bastım. Ya bu çok basit bir mevzu gibi görülebilir ama bence son zamanlarda görünen en akılcı yöntemlerden bir tanesi. Böyle basit bir şey için aslında çok akılcı bir çözüm bulmuşlar. Oyun çevresini çok çok daha değiştirmiş yani. Tabii oyunun tarafındaki sağlamlık bir yana, oyunun atmosferi de gayet nefis. Yani görsel olarak müthiş grafikleri var diyemem ama atmosfer olarak müthiş bir atmosfer sağlıyor. Kaotik sahneler muazzam, böyle patlamalar çatlamalar oluyor, işte bombalar düşüyor bir yere, sen oraya bir şey çağırıyorsun, uçaklar geliyor oraya bomba bırakıyor falan filan. Gerçekten mükemmel yapmışlar. Yani oyunun tarafında tutarlı, görsel tarafta tutarlı, her şeyle böyle dört dörtlük bir şey gibi hissettiriyor. Peki madem ben bu kaliteyi görüyorum, anlıyorum ve takdir de ediyorsam niye zevk almıyorum ha? Zevk almam gerekmez mi? İşte problem de burada ortaya çıkıyor yani. Ben online oyunu mantığı yüzünden sevemiyorum. Helldivers 2'de de problemim şu. Hep aynı şeyi yapıyormuş gibi hissediyorum oynarken. Yani 2. saatimle 5. saatim arasında karaktere kattığım bir iki yeni eşya dışında bir fark hissetmiyorum yani. Oyunun tüm görevleri bana aynı geliyor. Toplamda zaten görev sayısı böyle çok çeşitli değil. Evet, görevlere baktığın zaman böyle bakıyorsun 20 tane görev var falan gözüküyor ama yaptığın şey genelde 3 aşağı 5 yukarı aynı. Git bir yere yumurta patlat, git bir üstten birilerini kaçır, git bir yere gel bilmem ne yap. Ya oyun zaten bizim görevlerimiz müthiş şahane demiyor. Görevler üzerinden sana bir şey yaptırtmaya da çalışmıyor. Maksat sen göreve giderken yaşayacağın aksiyonun dinamizmi. Aksiyonda farklı senaryolar yaşayacağın için oyuna karşı hep heyecanı tutacak diyor yapımcılar ki bu mantığı çok iyi anlıyorum. Ancak bana geçmiyor işte. Benim kafa yapım bir türlü onu adapte edemiyorum abi. Ben hani bir sonraki noktayı hesap edemediğim zaman oynama motivasyonum kalmıyor. Diyorum ki ben bunu şu an niye oynuyorum? 10 saat sonra da aynı şeyleri mi yapacağım? Tamam, böcek vurduk, robot vurduk ve sonra yine böcek vurduk ve birkaç saat sonra yine böcek vurduk. E tamam işte gemleri çağırıyoruz vesaire ama benim endgame'im ne? Nereye gitmeye çalışıyorum yani? Amacım karakterimi geliştirmek mi? Sadece bunun için mi oynuyorum ben bu oyunu? Ya oyunun kendi içinde farklı mantığı da olduğunu biliyorum ama işte bana bir türlü o geçmiyor. Ben o kadar çok hani hedef odaklı oynamaya alışmışım gibi şeyleri. Zaten o yüzden Counter'da oynamıyorum, Valorant'da oynayamıyorum. Hatta Destiny'yi bile çok az oynadım lan. Ki Destiny daha senaryolu bir oyun aslında. Yani bu tarzda ne yaparsam yapayım sevmiyorum. Ya bu kadar çok oyun oynayıp bu kadar farklı oyundan keyif alıp şu tarzdan keyif alamamak ayrı bir kuduruyorum. Kendime delireceğim ya. Bak oyunun hikayesi olmasına falan da gerek yok ya. Sanki EAFC'de bir hikayem var abi. FIFA'yı hikayesi için mi oynadık yani? Ya da Battlefield'da hikayem var ya. Var da hikayesi için oynamıyorsun sonuçta. Ama bu tarz FIFA gibi, Battlefield gibi oyunlarda ben kendime bir hikaye çıkarabiliyorum. Diyorum ki işte ben şu bölgeyi ele geçireceğim. Şu bölgede krallığı defter, ufak hikayeler çıkarabiliyorum. Ama Helldivers 2'de böyle bir hikaye çıkartmalık bir durum da yok yani. Hani ben demokrasiyi koruyacağım, her yerde böyle tarafında böyle hangar gibi bir şey var ya camlı. Onun oraya elektrik ya da göbek falan diye mi? Hiç şaşmıyor.
Eyvah. İyiyim. Şimdi değilim. Anlat yapıyorduk bir. Bir anlat nasıl yaptığını. Şeyde yapıyorduk bu. Neredeydi? Bir tane adamı tarla vardı. Lan, orada yapıyorduk. Gibi. Sende de miydi? Nerede oğlum? Lan yok, o kendini kuma gömmüş ya. Onu cezalandırmışlar İsmail. Luis cezalandırmış, sigarasını içiyor keyfi yerinde. Aynı yerde mi yapıyorsun gene o? Nerede? Dediğim gibi sende tarafındaki tas şeyde mi yapıyorsun? Kanka ben neredeyim biliyor musun? Ona nasıl gibi, ben kaç kar dağlarında oradayım. Ben neredeyim amına koyayım ben? Dağdayız dağda. Dağdayım önceden şu an. Önceden de doping. 1,5 ay yakın. 18 mi lan? Aa benim matematiğim yok. 21 mi lan? 21. Mesai gene mi bitmedi amına koyayım ya? Yalancı sikser, belini doğrultamazsın sen. Buna itfaiyeci olarak sen çağırsın abi. Benimki 30 santim amına koyayım. Oğlum ben o yüzden söylemiyorum. Oğlum bir benim mi 5 santim? Bacama takılıyor. 5 mi? He. Görebiliyor musun abi? Görebiliyorum. Bakmak ister misin? Biliyorum sana. Yo. Bir şey. İstersen göstersin. Yo yo bir... Lan! Abi tekerleri niye attın? Kara duman korsa yollarda ananı satın. Oğlum kapama lan! Çocuğu öldürdüm. Lan iyi misin? Bir sahnesine döndü ya. İyi misin? İyiyim abi. Allah kahretsin. Selim Serez gibi ölüyordum ama. Refleksler körelir gençlerin. Çok güzel oldu. Bunu... Asıyor ya. Derin. İsmail. Ha. Sen bu kadına yapma. Asıyor ya. Biraz parayı kullanman lazım. Ne? Seviyor seviyor. Parayı seviyor. Parayı mı seviyor? Aha. Biraz çok. Olmaz. Ha, o zaman alırsın. O zaman imkansız. Ne demek imkansız? Yok şıklıyım oğlum ben. Sizin gibi miyim? Bu devirde güç lazım. Güç içinde para da. Senin memleket nerede İsmail? Iron Force mu? İstanbul. Ney? Ayrıca nereye? Duyuma bak. Ele 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 Antepli. Duymadım mı Selim? Ben cezalandırabilir miyim? Lütfen ben nasıl cezalandırabilir miyim? Nasıl yani baba? Ceza... Ne demek ya? Sağlık çantanız var mı ya? Siz biliyor musunuz benim nasıl cezalandırdığımı? Ne yapıyorsunuz? 1 milyon dolar mı veriyorsunuz? Anasını sikiyorum Kemal Bey. Baba! Lan! Kemal Adem abi. Gel! Gel cezalısın şimdi, Adem. Şöyle bir durum. Az önce çocuğa orospu çocuğu dedin. Levent Hanım alınmasın. Bir şey diyeceğim. Benim kendi tarafımdan biz... Asıl olan sıçıyor mu? İnanamıyorum ya. Yemek yiyorum lan Necim. Ama oyalanıyorsun. Hiç burun buruna finiş oldu mu? Çok. Grafik paketim NV. Serdar'la sanırım... Koyayım. Grafik paketim NV. Ben buna koyayım. Benzinlik infilak etti. Serdar'la sanırım Naci kaçtı. Naci kaçtı. Naci iyi. Serdar yaralı. Oğlum buna koyayım. Aaa diye kaçıyor ya. İyi misin lan? Abi. Ne oldu? Bana mamradım olsun, ne oldu anlamadım.
Ben de anlamadım, ona bakıyordum. Bir ses geldi, arabam ters döndü. Sadece bunu biliyorum. Havaya uçtu Serdar. Falan. Hayır. Tut. Amına koyayım. Uy, yaşıyorum. Onanı sikeyim, yarış gidiyordu. Hayata tutundum ya. Oha, kırmızı mos bastı burada. Yüreğe bak. Hı. 24'te kaldı. Hayır. Tut. Tuttun. Basmayacağım nos. Oy. Var ya. Yarrakları ağzıma alıyordum ya. Hayatımın en kritik nosunu attım orada. Ya bir tercihim. Otobüs. Otobüs bende yok ki otobüs şöyle. Bu ne lan? İşte. Bu da olur otobüs. O Demet Hanım'ın herhalde bu ya. Süreyim mi ben? Bir dakika. Süreyim mi deyip bilmen ne? Serdar. Anahtar? Verilmedi. Siz geçin. Benim değil ki bu. Benim de değil. Benim de değil. Hanginiz nasıl çağırdı abi bu arabayı? Benim değil bu. Benim de değil. Benim de değil. O zaman plaka benim plaka. Benim mi lan? Dur bakayım. Sizin bence. Benim çok araba var biliyor musunuz? Bakayım. Aa, bak. Çökseydim. Ah ah, benim deyip çökmek abi, vardı araba. Abi plaka evde zaten. Nasıl çökeceğim? Yani ben de sana çarpardım muhtemelen. Anam. Hmm. Sığmadım ya. Sığmıyormuş. Kalın geldi. Şakir Ali'nin eski ilişkisinde vardı biliyor musunuz? Böyle bir olay yaşanmış diye dedikoduları dönüyordu. Sik şakasına derin şişsizlik beklemiyordum. Ben son yarışa biraz şeyim ya bizden. Ben bilmiyorum. Yani, ooo yok öyle bir şey, ben oradan çözeceğim. Ederim abi. Sen abi, bu grupta mısın lan? Dakika ya. Naci ön grup bu Naci. Naci öğrenemede ne yapıyorsun oğlum sen? Ananı sikeyim. Abi yanlış geldik. Naci! Ön grup oğlum bu. Naci istiyorsan alalım ama. Sen ağda değil misin çocuğum? Ağda. Aa. Aa tabi. Sen ön grupta varsa ne işin oğlum? Bunlar ilk 32'ye girmeye çalışan grup. Çekelim hemen istiyorsan seni önelemeye. Yani. Yok abi, ben niye öyle oldum ya? Şey onu soruyorum ben de, ne alaka? Vay amına. Bu ilk 32'de olmayan şey grup. İlk... Abi hiç duyamıyorum ya. Yes. Ya. Biyanos 75 TL gösterdi mi? Server'a destek o zaman demiş. Eyvallah. Baba bu nasıl bir şaka? Ne şakası oğlum? Mesaj atmışsın. Baba şakası. Ne şakası? Server'a destek o zaman demiş. Eyvallah. Baba bu nasıl bir şaka? 75 TL gösterdi mi? Server'a destek o zaman demiş. Eyvallah. Baba bu nasıl bir şaka? Ne şakası oğlum? Mesaj atmışsın. Baba şakası. Beni kızdırırsan onu gerçekten sikerim. Baba. Baba hayır. Karım değil mi lan? Bana mı soracağım? Efendim. Baba biri... Ne oluyor yani? İki kişi işten ayrılmış. Böyle bir şey olur mu? Abi ben herkesi çıkarım. Bak Serdar abiyi severim. Çok boştan tanıyorum. Adem. Bir müsaade eder. Siktir git amına. 40 dolar için böyle bir şey gerek var mı? Adem. Kur'an'dan çekeceğim şimdi senin. O para için sanmış. Adem. Baba geldi lan oradan ya. Adem. Böyle bir şey yok abi ya, böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok ya, kabul etmiyorum böyle bir şey ya. Alsın ne yapıyorsa yapsın. Şimdi geldi lan oradan. İşte işten ayrılmış. Böyle bir şey olur mu? Baba biri... Ne oluyor yani? İki kişi işten ayrılmış. Böyle bir şey olur mu? Abi ben herkesi çıkarım. Bak Serdar abiyi severim. Çok boştan tanıyorum. Adem. Bir müsaade eder. Siktir git amına koyayım. 40 dolar için böyle bir şey gerek var mı? Adem, kulağından çekeceğim şimdi senin. O para için sanmış. Adem. Baba geldi lan oradan ya. Adem. Böyle bir şey yok abi ya, böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok ya, kabul etmiyorum böyle bir şey ya. Alsın ne yapıyorsa yapsın. Adem. Beni de çıkarmak istiyorsanız çıkarın işten abi. Ben böyle bir şeye Adem, gelemem, böyle işe gelemem. Adem, artık git. Adem, git. Baş.
Bırak onu bırak. Çözelim ya, ondan çözelim. Oğlan boş sevmiyor amına koyayım. Bırak. Bırak gel. Ondan çözelim ya. Dur abi. Bu galerinin oradaki çekilmişte buluşalım. Tamam. Ananı sik. Aaa. Arabaya. Tabii tabii, bu araba. Bu araba benden önce James Bond'unmuş. İsmail ne gülüyorsun lan? Tuş var, bastım attı amına koyayım. Böyle bir şey olabilir mi ya? Allah. Maret. Bir de sırf yangını söndürdüğünüz için bir aracınıza ücretsiz ekspertiz yapacağım. Teşekkürler. Sağ olun. Rica ederim. Beni bulursunuz. Hoşça kalın. Bay bay. Motor bakabiliyor musunuz ekspertiz? Evet. Alıp geliyorum. Bakarım. Alıp tamam, geliyorum. Bekliyorum. Hoşça kal. Bekliyorum. Hoşça kal. Amına koyayım. Bir tane bak. Bir tane şuradan şuradan normal adam yok ya. Egzoz modunu bilen, egzoz modu ne lan? Egzoz modu diye bir şey yok. Oyundaki... Yani onunu sikim. Şimdi öldüm işte. Orospu. Amına koyayım. Tık diye. No stank. Güç. Ben de artı. Doktor. Bir nöbetçiler mi var?
Ananı sikeyim. Ah. Ne? Nasıl? Ah! Okay. Kaç! kaç! Kemer açıyoruz. Öldü. öldü. Kaç. Arabayı suya atalım. İkinci polis arabası var iki. Gidiyor. Görmedi. Olumlu sayılır. 10 süre son kasaya gelir misiniz Cez? 10 süre eşya bırakıp geçeceğim. Lan! Ananı sikeyim. Affetir abi. Yavaş yavaş karakterin yok oluşunu istiyorum ananı sikeyim. Amcılar sizi. Bak karakter nasıl 2 ile başladı. Chat'ten şey geldi. Yavaş yavaş karakterin yok oluşunu istiyorum ananı sikeyim. Amcılar sizi. Bak karakter nasıl 2 ile başladı. Chat'ten şey geldi. Tartışmasız göt. Ya var ya bak. Son vitesim.
Böyle bir bölümmüş o güzel zaman. Başladık. Merhaba, Soğuk Savaş'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. İşte konuklarımız. İş döndü şu an. Kamera dönüyor şu anda. Evet, abi nasılsınız? Şahane. İyiyiz. Müthiş abi. Süper. Sadece iyi misin abi? Yani normalim. Bence çok yeterli. İşte bu. Normal iyisin yeterli zaten. Abi. Tabii yani. Devam edersek gergin de olacağız. Zaten amaç bu. Burada gerdiriyoruz ki sonradan... Deliciyiz biz. Ha, ben gerici yere gittim. En çok bahis oynanan ilçemiz. Hangisidir? Hangisi? Hangisidir? Gümbet. Aa, güzel, hiç düşünmemiştim. Hep de yatıyoruz galiba. İzmir'de Yunan'ı denize döküyorum. Kemal Paşa'nın selamı var. Paşam dedim ki sen çok yoruldun ya. Ver biraz da ben denize dökeyim. Doğru diyorsun Ali Dayı. Al buranı. İstanbul Boğazı komple buz tuttu çocuklar diyor. Dıkıdık 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 buz tutmuş denizde ve öyle gidiyorum abi. Adaları sağıma aldım. Dıkıdık 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 geldim diyor Sirkeci diyor trak diye karaya çıktım diyor. Aleyküm selam. Ben kendi ellerimle soyuyorum. Dokunma bana. Saygı gösterin mahkemeye biraz. 992'ye 60 davacı Nebahat Işık. Namusumuz, vicdanımız, insanlığımız ben olsun. Tabii. Başka ne olacağını sanıyordun? İmkansızı yakalamak istiyorsan elini kirletmekten kaçınmayacaksın. Evet sevgili Kafa TV izleyenleri. Efendim şimdi size Anadolu'da özellikle bir gelenek olarak... Yatırım finansmanın katkılamaz. Niye dedim? Başlıyor. Ben dedim dönüyorum abi. Sen dedi dönemezsin. Niye dedim? Sen dönemezsin. Buraya o kadar çok insan geldi. Senin bir farkın var. Bir başka türlüsün sen dedi. Ankara Devlet Tiyatrosu'nun tağına girdim. Kazanamadım. Geldim çok üzgünüm. Ve ağlamaya başladım. Sabah namazını kılmış. Bana ne diyor musun? Hiç üzülme ya. Başkalık vardır konserde var. O zamanlar öyle hani hem dizide oynuyor, hem tiyatro oynuyor, hem filmde öyle oynuyor. Öyle bir şey yok. Şimdiki oyunculara biraz şaşırıyorum. Gelip rolünü sette ezberleyip ben kamera karşısına oynarım diye. Kamerada ne hikmet varsa. Ve Yıldız Hoca'yla sempatik bir şeyimiz de oldu. Erdal dedi. Senin bacakların çarpık mı onun dedi. Yok hocam o dedim o pantolonda. Ben köşeden... Derin bir nefes al, pat 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 koşarım. Babam öyle dedi ya. Kültürümüzde insanların aydınlanmasında apayrı bir yeri vardır Ahmet Vefik Paşa'nın. 1800'lü yılların ortalarında Paris'te elçilik yaparken Ahmet Vefik Paşa tiyatro sanatını çok ama çok sever. Sonra ülkesine geri döndüğünde Molière'i çevirir. Bursa valisi ve bu yüzden Bursa'da Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu vardır. İşte bir çocuk. Tiyatro sevdalısı. O kadar çok sevdalı ki o çocuk tiyatroya. Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu'ndaki broşürleri topluyor, biriktiriyor. Ve o broşürlerde oyuncuların adları yazılı. Evet. Onları siliyor, siliyor. Sevdiğim rolün ama. Sevdiğim rolün. Sevdiğim rolün karşılığındaki mesela bir tane vardı Allah rahmet eylesin Ejderha Kışık. İlk onun ismini silmiştim. Çok sevdiğim bir rolü oynuyordu. Sildim oraya Erdal Özyağcılar. İşte o çocuk Erdal Özyağcılar. Çok güzel ya. Buna bayıldım ben. Ya. Buna bayıldım ben ya sevgili hocam. Bu müthiş bir şey. Yani sizin gibi büyük bir ustayı var eden böyle bir öykü olur işte ancak. Yani oradan belliydi her şey değil mi? Heh. Evet öyle bir şeydi. Yani öyle bir duru. O bir duygu hali, bir duygu seli yani. Müthiş oğlu şey giriyor, ama. Giriyor. Ondan sonra da o kara sevdaya dönüşüyor. Ondan sonra işte arkadan olaylar, işler, güçler, olmalar. Böyle devam ediyor. Peki Şükriye Hanım ve Talat Bey. Nasıl tanışıyor anne babanız? Nerede tanışıyorlar? Valla onlar şöyle bir durum var. Babam derici, tabak yani. İşte evlilik çağı geliyor babamın. Daha doğrusu evlilik çağı derken...
Orada tabii bir kız arama olayı var. Ne yapalım, ne edelim. Orada da Balıkesir'de gene dericilik yapan şey var. Bir aile var. Onunla bir şekilde konuşmuşlar yani. Deri almış, deri vermiş, deri satmış filan. Oradan Balıkesir'li birisi söylüyor babaanneme. Diyor ki böyle böyle burada gene işte o İbrahim Bey'in diyor karısının kızı şey karısının kardeşinin kızı var diyor Şükriye Hanım. Böyle bir durum duyduk diyor. Gelin bir görün diyor. Çok güzel. Kalkıyor gidiyor. Gidiyorlar, geliyorlar. Babaannemin şöyle bir lafı vardır. O çok enteresan. Şimdi ben Güzin'le konservatuvarda flört ederken babaannem sağdı. Bana sordu. Nasıl dedi Güzin, nasıl biri? Dedim çok iyi, çok güzel. Bana bak dedi. Gözün içi gülüyor mu dedi. Çok güzel. Evet dedim. Al o zaman. Çok güzel ama. Çünkü aynı şeyi babaanne. Şey için söylemiş babaannem. Annem için annesi söylemiş. Demiş ki Talat bak bunun gözün içi gülüyor. Bir bak bakalım sen de filan. İşte öyle tanışmışlar, etmişler. Ama bu da şimdi babaanne döne çıktı ya. Babaanne felaketti canım. Çok güçlü bir karakter. Şimdi o bayramlarda, seyranlarda o zaman bezzazlar vardı mağazada kumaş satan. Evet. Ondan sonra oraya otururdu. Kadriye Hanım geldi derlerdi. Onun için o böyle derdi bak şu aşağıdaki ipekli mavi var ya. O ne kadar onun boyu kısa dur bakayım. Hatice'nin boyu kısa. Sen 2 metre kes ondan. Onlar bak bu Hamdi'ye yakışır. Mavi de sever o. Ondan da dur. Böyle paketler hazırlanır. Bayram günü paketleri yerine koyar. Üstüne de yazar. Eski Türkçe. Nimet Amin Aysel diye. Kumaşı. Elefince kumaşı verirdi. Tabii terzilerin olduğu dönem değil mi hocam? Artık onlar kendi terzilerine diktirlerdi. Evet. Hocam bütün bu öyküler Bursa'da geçiyor. Evet. Bursa'da dünyaya evet geliyorsunuz. Evet. Hemen savaş sonrası. 48. Evet. Evet. Savaş sonrası yıllar. Aslında soyadınızda Anadolu kültürü var gibi hissediyorum ben. Çünkü zeytin ağaçları bu toprakların en önemli tabii biz şöyle bir hazinesi. Şöyle bir şey. Yani biz köken olarak Konya kökenli Türkmeniz yani. Evet. Babamlar, dedemler işte oraya geliyorlar. Onlarda bu dericilik işleri var. Onlar ama daha önceden dericilik işlerinde dedemlerin Misi köyünde zeytinlikleri var. Ah işte o. Zeytinlikleri olunca da onlar önce o zeytin yani zeytin yağı işine giriyorlar. Güzel. Oradan sonra işte soyadı kan çöz yağı. İşte Anadolu kültürünü yaşatıyorsunuz değil evet mi? Yani soyadı kanun aslında o. Soyadı kanununa baktığımız zaman evet soyadları Anadolu'nun bütün kültürel yapısını ortaya koyuyor aslında. Evet. Ben bu konunun araştırmasını çok istiyorum ama hiç bulamadım bu konuda bir araştırma. Neden insanlar soyadı olarak nerelere başvurmuşlar? Nereleri evet hayata kazandırmışlar? Peki sevgili hocam, siz daha çok küçükken, daha 1 yaşına girmeden abinizi kaybediyorsunuz. Evet, Mustafa. Şimdi o çok güzel bir çocukmuş, hep anlatırlardı. Ama çok şişmanmış. Yani 8 aylıkken 10 kilo falanmış yani. O kadar çok yedi ve çatladı diyorlar bize. Nasıl çatlar bilmiyorum. Rahatsızlığı vardır muhakkak değil mi? Evet, evet bir şeysi var herhalde. Evet. Ondan sonra tabii ben olunca aman bu adam çatlamasın diye beni eyvah çok az benzemişler. Yani eyvah sütüm dozunda, ıvırım dozunda böyle bir diyet çocuğu olmuşum. Ta o zamanlar yani. 8 ay, 9 aylıkken, 1 yaşındayken falan. Böyle hatta babam diyor o kadar şey kulakların görünürdü senin diyor. Suratı küçük kalmıştı diyor. Böyle bir durumumuz var işte. Evet. Eve avluya sığmayan bir çocukluğunuz vardı. Hmm. El avuca sığmaz, ev öyle, avluya sığmaz. Öyle. Hareketli. Yaramaz sözcüğünü ben sevmiyorum. 4 yaşında falan ben 3-4 yaşında süt köşede bir sütçü amca vardı bizim. Böyle bir geniş bahçesi vardı. Bakraç vardı böyle küçük. Onu alır giderdim kendime giderdim. 4 yaşında. Ben tabii 11 yaşındayken Manyas'a dayımlara gittim. Tek başınıza? Tek başıma. Otobüse bindirdi babam gittim. Müthiş. Müthiş. Peki evde en babaanneyle bir mi yaşıyordunuz? Hep beraber. Aynı evde evet yaşıyordunuz. Aynı babaanne, annem, babam, bir Nurten vardı işte evlatlığımız vardı. Gelen giden olurdu yani yardıma gelen giden. Çünkü lokma zamanı babaannem lokma dökerdi. Koca kazan konur şeye bizim avluya. Avluda dağıtılır filan böyleydi yani şeydi bir insan. Biraz aşağıda zaten babamın amcasının ailesi vardı. Hmm. Onlar aynı mahallede değil mi? Aynı mahallede bir aşağısı. Evet. Ondan sonra işte halamlar var. Halamın 3 kızı var. Onlar çekirgede oturuyorlar. Böyle toplaşırdık yani.
Böyle bir dönemde Erdal Özyazıcıları ortaya çıkaran, yani neler vardı? Anlatılan masallar, hikayeler mi, radyo mu? Neler vardı şimdi sizi şöyle, sanata yönlendiren? Şöyle bir şey. Yani benim o dönemimde inanılmaz bir pedagojik bir olay vardı. Yani bizim evin içinde öyle bağırışlar, çağırışlar bilmem ne olmazdı. Yani öyle fazla böyle bir şey görmedim ben. Hani ne bir şiddetli ses, ne bilmem ne, ne annemden, ne babamdan, ne babaannemden öyle bir şey. Ha arada bir olur ama o da hak ettiğimiz için, o yükselti de, alışkanlık olmadığı için bağırma yükseltisi de fazla olmuyor, havas havas olmuyor. Böyle bir durumdu. Bir de bir hoşgörü olayı vardı. O da tabii şeyden geliyor. Bursa'nın kendi kültür demeyeyim de sosyal yapısından geliyor. Orada Rum'u var, Ermenisi var, Yahudisi var. Çok kültürlü bir Bursa. Çok kültürlü bir Bursa. Osmanlı'nın şeyleri işte. Doğru. Ona da... Gerçek yüzü. Gerçek, oradan da geliyorsun. Mesela babaannem anlatırdı. O işte şeylerde ve Ermenileri bizim eve saklamışlar. Baba, büyük dede. İşte Rumlar, mesela benim en iyi arkadaşım, arkadaştan biri Moiz'di adı. Esmer bir çocuktu. Yahudi mahallesi, Yahudilik derdik. Yahudi mahallesi vardı. Orada da ahbaplarımız vardı. Ondan sonra ne bileyim, işte Ermenisi, bilmem nesi, gümüş yapanlar, hepsi o kapalı çarşıdaydı. Yani bu şekilde bir hoşgörü içinde devam. Mesela ne bileyim, işte bizim Ramazan olur, Ramazan kutlanır. Yahudilerin o ne, hamursuzu vardır. Babaannem o hamursuza bayılır. Aman derdi, Talat git işte Agoba Mogoba bana yollasın. O böyle krikrat gibi olurdu ya. Evet. İşte böyleydi yani. Böyle bir hoşgörü dünyası içinde, sosyal yapı içinde gelince insan farkı düşünüyor. Mesela Bursa'da en fazla kilise olan illerden biri. Evet. Katolik kilisesi var, Protestan kilisesi var, şeyler var ondan sonra. Yani enteresan. Mesela ben ilkokula giderken yolumun önünde bir tane caminin önünden geçiyordum. Caminin önünde böyle demirli şeyi vardır, mezarlığı. Orada böyle bir şey var, demir vardır böyle. Demiri döndürürsün, dik durursa dileğin olacak. Hadi. Öyle. Evet, böyle çengelli bir şey. Böyle vurursun, döner, döner. Bak aslında dik durursa olur. Ben çaktırmadan böyle her gün onu bir çevirirdim. Ondan sonra giderdim bir tane Fransız kilisesinin içinden geçerdim mesela. Ondan sonra okula giderdim. Enteresan. Harika yani. Ama bir de şey var. Gibi. Orada çok kötü. Babam derdi. Bir de orada şey vardı. Dispanser. Verem. Dispanser var. Babam derdi dispanserin önünden nefes almadan geç diye. Ben köşede nefesini sorarak. Nefes al pat koşarım. Babam öyle dedi. O Bursa'da Verem Savaşı Osman Şevki Bey kurmuştur. Öyle doktor. Mi? Osman Şevki Bey Cumhuriyet'in ilk dağcısı. Eski adıyla Kesiş Dağı'na çıkıyor. Hı. 1924 ilk tırmanışıdır. Diyor ki ne Kesiş Dağı? Buranın adı Uludağ. Uludağ. Ve Söğüt Han çıkınca Uludağ soyadını alıyor. O Verem Savaşı kurdu. Biliyor musunuz? Belki siz geçerken oradaydı. Belki bilmiyorum. Uludağ adını veren bir doktordur. Bakın hiç bilinmez değil mi? Çok enteresan. Çok. Bu yüzden Uludağ şöyle beyaz önlüğünü giyen bir doktor gibi gelir hep gözümün tabii canım önünde. Yani o Wolfram var orada. Evet. Benim dedim kafama o Wolfram soktum tiyatrocunu diyorum. Güzel. Nefes an. Değil mi? Değil mi? Bir de bizim değil orada mi? Şeyimiz vardı arkadaşlarla. Böyle gittiğimiz çıktığımız yer vardı. Oraya oturur böyle manzarayı falan seyreder. Bütün ovayı. Evet evet. Ovada değil yani. Hatta o bir yer var zirvede. Oradan şeyi bile İstanbul'un ışıklarını bile görüyorsun diye. Bu hep tartışılıyor biliyor musun? Tartışılır yani. Ya, şimdi İstanbul'da da acaba Uludağ gözükür mü diye tartışılır. Demek ki Uludağ'dan da Bursa'dan da bunun tersi var. Tersi İstanbul var. Işıkları gözükür mü diye. Evet. Bu hiç bitmez bu tartışma. Peki sevgili hocam, ilkokula başladınız. Tiyatroya yönelmenizde, okul döneminde... Şimdi özel yeni okulda başladım. Yani ilk özel okuluydu. Evet. İhsan Çizakça. Evet. Orada şey oluyordu yani bu yıllık gösterilere çok meraklıydı. Hı. Evet, yıl sonu gösteriler ama öyleydi okullarda. Söyle Hanım, Söyle Atçıcaksa Allah rahmet eylesin. Söyle Hanım acı babamın da iyi ahbabıydı. Biraz da onun teşviki olmuş bu tiyatro olayını sonradan öğreniyorum. Yani çok enteresan gösteriler yapılır, baleler olur, rondlar olur. İşte özel okul olduğu için dersten sonra ayaklarla bir, iki saha, üç saha rondlar, bir şeyler. O zaman da kız en üstünde
Sadık Şendil. Meşhur o piyeslerini oynarlardı Sadık Bey'in orada. İşte liseden erkek talebeler orada erkek rollerini oynardı filan. E onları biz de rond yapacağız. Biz de sırada bekliyoruz. Böyle her sene böyle bir hafta okullar arası böyle bir gösteriler düzenliyoruz. Çok önemli. Çok, çok önemli. İşte onun dekorları mekorları da bizim üst kata. Yani okulun üst eski bir Rum eviydi büyük. Dört katlı bizim şey. Ben de oraya giderdim. Hoşuma gidiyordu onlar. Çatı katında. Çatı katında. Oyuncak gibi. Bak burasında onu böyle böyle kenarda şeyler, lambalar, ışıklar, bilmem neler, pencereler var. Büyülü işte. Bir dünya. Tabii canım pencere açıyorsun. Aa pencere değil. Ama arkası yukarıdan pencere. Çok i̇şte güzel. Öyle. Bir çocuk için müthiş bir tabii dünya canım. Değil mi? Hayal dünyası. Sonra birden mesela babam beni hiç oyuncaksız bırakmazdı. Yani bayağı oyuncak gelir. Mesela o zamanlar şeyler vardı biliyor musunuz? Böyle küçük Mika'dan yapılan şey yumurtlayan tavuklar vardı. Aslında yumurtlardı. Çok güzel. Mesela şey getirmiştim bir defa tahtadan böyle bir tavuk. Bu böyle tekerlekli dönüyor. Kafası böyle böyle tak tak. Çekiyorsunuz tak, çektikçe o, tak, ya, tak, 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 gidiyor. Tak 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 gidiyor. Çok güzel. Bunlar güzel şeyler. Sonra bir de sevgi çok önemli bizim ailede. Yani biz yani özellikle hep babam evlatlarını çok sevdi. Hatta arada sırada Allah rahmet eylesin annem kıskanırdı. Hayır, o kadar düşkündü. Çok düşkündü. Mesela bir tane örneğini vereyim. Ben büyük öksürük oluyorum. Büyük öksürük diyor o zaman. Bu ciğerlerle ilgili. Doktor diyor ki orada da iki tane doktorumuz vardı. Bir Rıza Tahir Bey. Bir de Firuzan Bagana. Firuzan Bey vardı. Firuzan Bey daha çok babaannemin doktoruydu. Onu diyorlar ki şey ya temiz hava ve bir de şey iyot deniz yani denizin denizdeki iyotu alsın diye. Evet. Babam kalkıyor Mudanya'dan ev kiralıyor. Bir de sandal kiralıyor oradan. Her akşam annemin kucağında çok ben güzel. Kürek çekerek açılıyoruz iyi havalara. Ben ne o iyot alacağım. Çok güzel ama bir ya. 1,5 yaşında bir evlat. Çok güzel bir görüntü bu ama ya. Ya işte böyle ya. Çok güzel. Peki sevgili hocam sizi tiyatroya ilk götüren enişte baba mıydı? Aa, şöyle bir şey, ben haftanın hafta sonlarında hemen hemen her hafta sonu halamlara giderdim. Çünkü halamın erkek evladı yoktu, 3 tane kızı vardı benden büyük. Enişte babam da çok sevdi. Enişte babam eski... Ünlü değil mi? Bursa'da çok ünlü bir aydın değil mi? Tabii, belediye başkanlığı da yaptı bir ara. Evet. Ondan sonra... Urgancı geldi değil mi? Evet, Urgancı. Mehmet Urcan. Onların evine giderdim, orada kalırdım ben. Hı. Hafta sonları. Hı. Yani orada kalırdım. Enişte babam çok meraklıydı. Mesela hep babam söyler onu, yad eder. Hadi demiş şey, söyle adını. Talat demiş, şey yapalım. Anadolu'yu gezeceğiz. Anadolu turu yapmışlar. Hadi. Tabii. O yıllarda. O yıllarda. Yani çok enteresan. 50'ler belki değil mi? Çok enteresan bir adamdı. Allah rahmet eylesin. Çok güzel. Ondan sonra işte o çok meraklıydı. Böyle otobüs kiralanıp Darülbedai'nin şeylerine gelirlerdi. Tiyatro, şehir tiyatrolarına Bursa'dan. Bursa'dan. Otobüs kiralayıp otobüs İstanbul'a. Tabii çok tabii iyi. Yani. Bir araba yapıp gidiyorlardı. Onun da şey dergileri vardır. Eski şehir tiyatrolarının böyle şu kadar dergiler var. Onları getiriyorlardı. Ben onlara çok merak sardım. Anlatabiliyor muyum? Onlara bakıyordum. Hoşuma gidiyor. Sonra Ahmet Mevlüt Paşa Tiyatrosu. Biraz büyüdüm tabii. O açılınca oraya gittim. İşte bu Ejder Akışık'ın filan silip benim kendi ismimi yazdım olayları. Böyle böyle gelişti yani. Olay böyle kendiliğinden oturuyor. Ama peki o Bursa'dan gelen otobüse ben orada kaldım. Bu müthiş bir görüntü. Evet, evet, bakar mısınız Anadolu'ya, Cumhuriyet tabii, kültürüne? Yani tabii, tabii, tabii. Yani... İnsanlar İstanbul'a tiyatroya gelme hep beraber. Siz de geldiniz mi hiç? Hayır, gelmedim. Çocukluğunuzda yok. Gelmedim. Büyük yetişkin oyunları. Yetişkinler geliyordu ama gelmedim yani. Öyle bir şey hatırlamıyorum yani. Ama ben o dergileri çok okurdum. Ya şu Ahmet Büyükbaşı Tiyatrosu'ndaki broşürler çok güzel. Evet, o broşürler. İşte. Onlar ne yapıyordunuz hocam? Topluyordunuz onu. Nasıl bir dünyaydı bu? Hani ama zaten seyrediyordu. Mesela bizim... Benim tam bu lise dönemlerimde filan İstanbul yakın olduğu için bu Kültür Park'taki sahnelere bütün tiyatrolar gelirdi ve ben kombin bilet alırdım. Yani kaç kişi, kaç tiyatro geliyorsa onların tarihlerine göre bilet alırdım. Yani böyle bir şeyim de vardı. Bayılırdım yani onları seyredeyim, edeyim.
Mesela ben şeyde Ahmet Beşe Tiyatrosu'nda G.B. Priestley'in şeyini Bir Komiser Geldi'sini seyrettim. Çok sevdim. 2-3 defa gittim ve ben oyunu ezberledim. Dayımla yengem gelmişti Balıkesir'den ve bir akşam ben onlara oyunu oynadım. Müthiş. Bütün karakterler oynuyorum ama. Müthiş. Bu kadar arsızlık olur mu? Ama liselerde filan ya. Lise 2 filan, lise 3 filanım yani. Anne baba nasıl karşılıyordu bu tiyatro sevginizi? Hiç. Çok iyi. Ya zaten öyle bir enteresan bir yapı var ki mesela babaannem biraz artrozu vardı, kalkmazdı. Bütün arkadaşları gelirlerdi evine. Şey ut çalardı babaannem. Mesela hafızlarla bir hafta mevlid okutulursa bir haftada meşk edilirdi. Çok güzel. Biliyor muyum? Çok enteresan bir şey. Çok güzel. Her şey yerinde ve zamanında yapılırdı değil mi? Tabii canım, öyle bir şey hiç. Ama Sevgili Hocam şimdi hep biz biliyoruz ki pek çok sanatçının ortaya çıkışında eğer baba da biraz hani iş adamıysa kaygı şey duyar. Ama bir şey anlatayım. Çok enteresan mesela. Bu her şeye cevap verecek. Ankara Devlet Tiyatrosu'nun ben şeylerine girdim. İmtihana girdim. Kazanamadım. Orada da bir takım durumlar vardı ama yani kazanamam oldu. Zaten 5 kişi alıyorlar. Çok az. 3 tane kız, 3 erkek, 2 kız. Zaten bunların yarısı kontenjan oluyor. Oradaki oyuncuların çocukları. Tabii evet yani. Ondan sonra mesela çok enteresan. Babam namazla abdestli bir insandı. Hiç bırakmadı. Hacca da gitti. Geldim çok üzgünüm. Ve ağlamaya başladım. Sabah namazını kılmış. Koydu başına, okşadı. Bana ne diyor biliyor musun? Hiç üzülme ya. Başka vardır konservatuvar. Bakalım bir İstanbul'a bakalım. Niye hadi bu kadar üzülüyorsun? Ne baba ya? Diyor. Tamam niye üzülüyorsun? Ağlama dur bakalım diyor. Bir taneyle olur mu bir iş diyor. Ankara olmadı. İstanbul'da vardır onu. Bir araştırırız diyor. Sen merak et. Eşim bu zaten her şeyi çözüyor. Ama bu çok rastlanan bir durum değil bizde. İşte bunun tam tersi olur. Aman yavrum bırak ne tiyatrosu meyatrosu. Aç kalacaksın, sefil bak, kalacaksın. Ama babam sonra bana şunu dedi. O kendisi ahi kültüründen geldiği için şöyle bir şey dedi. Piri olan meslek kutsaldır dedi. Bizim pirimizde Şeyh Küşleri Hazretleri. Yine Bursa'da. Yine Bursa'da. Anlatamıyorum ya böyle bir şey vardı. O konuda çok rahat. Yani belki de şu Türkiye'de ailesinin desteğiyle her türlü konforuyla buraya zorlanan veya destek olan 5 kişi varsa bir tanesi benim herhalde. Çok güzel. Güzel evet. Çok güzel. Çok duymadığımız öyküler Sevgili Hocam bunlar. Peki siz tabii halk evlerinden de yetiştiniz değil mi hocam? Halk evinde ben halk evi çok iyi bir halk evi vardı Bursa'da. Gerçekten her sene mesela Gökhan Mete çok sevgili dostum evet. Halk evindendir. Çok da bir oyuncu, iyi oyuncudur kendisi buradan selam olsun. Mesela her sezon 2-3 oyun oynanırdı orada. Evet. Çalışılır, oynanır, tercüme edilir. İnanılmaz faal bir şeydi Bursa halk evi. O halk evinde ben bir dönem orada tiyatro kursları vardı, oralara katılıyordum. Gittiniz. O da işte lise olayı var, lise son bitirme falan. Hı. Yani bir sene falan yani öyle bir şekilde sadece tiyatro kurslarına katıldım. Peki sonra üniversiteyi kazandınız, hukuk fakültesi. Hukuk fakültesini kazandım. İstanbul'a geldiniz. Hayır ama ben şimdi şey yapınca buradan İstanbul Belediyeşehir Tiyatroları'nın İstanbul Belediye Konservatuvarı'nın imtihanlarına gidip kazandım. Ondan sonra hem hukuk fakültesi hem orası baktım olmayacak hukuk fakültesi. Beraber okudunuz önce mi? Tabii öyle beraber çok okuduk. Çok ondan güzel. Sonra bu olmayacak. Konuştuk ettik tamam babam dedi ne istiyorsan dedi. Hiç öyle bir şey yok. Ondan sonra yürüdük gittik işte oradan kent oyunculara dediğim gibi Dormen Tiyatrosu. Hem konservatuvar hem kent oyuncuları Dormen Tiyatrosu aynı sahnede ikinci bir konservatuvar. Yanıtını biliyorum ama sormadan edemeyeceğim. Şimdi hukuk fakültesini kazanınca anneniz babanız yani yavrum bırak tiyatroyu hukuk oku. Var. Ay müthiş. Hayır hiç. Müthiş. Hiç. Tiyatrosa tiyatro. Evet. Müthiş bir şey. Çok güzel. Çok güzel. Sevgili hocam, konservatuvara katılmasında müthiş bir öykü var sizin. Anlatayım. Yani lütfen. Sorun değil. Anlatayım. Tabii. Bizde de arşivde olsun. Oyuncak Müzesi'nin arşivinde. Tabii. Şimdi İlhan Ogan vardı benim arkadaşım. Kulakları çınlasın. O imtihan, ben karşılaştım şeyde heykel önünde. Dedi ki ne oldu Erdoğan? Dedim ya kazanamadım zaten. 5 kişi alıyorlar. Bir de dedim benim boğazım ağrıyordu. O şeyde dedim.
Piknik vardı bilir misiniz Ankara'da? Tabii. Ha, piknikte piknik pastanesi. Bir gece evvel biraları, soğuk biraları yemişim. Fırat buraları şişmiş böyle. Bir kız bir dedi ki meyan kökü çok iyi gelir ha. Eyvah. O dedi. Attım meyan madem. 5 dakika zaman ağzım açılmıyor. Eyvah. Neyse o bir sebep belki. Ondan sonra dedim kazanamadım. Ya bir şey söyleyeceğim. Ben dedi İstanbul'da böyle yarın dedi şey var. Yarın mı? İki gün sonra mı? Ben dedi imtihana giremeyeceğim dedi. Niye? Ben, yok dedi vazgeçtim ben ya. İşim değil o benim falan. Ah böyle bir kağıt verdi. Buraya İlhan Ovanyurdu, İstanbul Belediyesi Konservatuarı saat işte 16.30 mu 14.30 ne? Randevu belli. Ha, kayıt yapılmış. Kağıt. Ne resim var ne bir şey var. Dedim versene o kağıdı ben gireyim. Olur mu ya? Olur ya dedim bir görelim işte İlhan Ovan diye gireceğim. Ben hani bu uzun soracak halleri yok ki dedim. İyi o zaman al abi dedi. Ben ondan sonra eve geldim. Babam gülüyor. Hiç unutmam uçak bileti aldı bana yetişeyim diye. O ha. Zamanlar Bursa arasında böyle 8-9 kişi uçaklar vardı. Tabii tabii. Ne olsa geldik girdik kazandım. Kazandım ama kime anlatacağım ben onu İlhan Ovan'a? Eyvah hiç sevinemediniz i̇şte değil mi? Orada işte orada Mustafa Alabora canım kardeşim. O böyle hayır bir ilgileniyor ama ben bu arada da şey yapıyorum yani fark ediliyorum konuşmalarımdan filan. Ya dedim bir şey söyleyebilir miyim kardeşim dedim. Tabii dedi. Ondan sonra böyle bir heyecan. O da ikinci sınıftaydı galiba. Dedim böyle böyle bir tuhaf oldu. Nasıl dedi? Bir şey anlattım. Dur dedi şey yapalım dedi. Önce dedi biz dedi şeye gidelim. Yıldız Seyit Mısırlı'ya gidelim. Aha, Seyit Mısırlı. Seyit Mısırlı bizim eskrimci. Evet. Türkiye şeyi, binicikleri falan var. Matbaası var. Gittik. Dedim ki hocam dedi Erdal dedi böyle böyle Allah Allah. Allah nasıl yapacağız? Nasıl söyleyeceğiz Yıldız Hanım'a bu? Ondan sonra İncil Ayar herhalde yaşıyorsa Allah uzun ömür versin. Öldüyse Allah rahmet eylesin. Vallahi evladım dedi bu dedi dur bakalım söyleriz dedi bir şey olur. Buluruz dedi bir şey filan. Ben kıvranıyorum ama bu arada da Mustafa ben şeyler daha ders başlamadan önce işte sen hangi parçaya çalıştın ben hangi parçaya çalıştım onları oynuyordum. Mustafa da üst büyük sınıf ya bizi seyrediyor. Beni de seyrediyor. Ondan sonra böyle bir hafta öyle geçti. Ondan sonra ben dedim ki Mustafa ya dedim ben dedim dönüyorum abi dedim. Sen de dönemezsin. Niye dedim? Sen dönemezsin. Buraya o kadar çok insan geldi diyor. Senin bir farkın var. Bir başka türlüsün sen dedim. Ve ayrımdan bavulum aldı Mustafa. Ya Mustafa onun için çok minnet ve şükran duyarım vardı öyle mi? O belki hayatınızın kırılma anı, dönüm noktası değil mi? Evet, bavulu elinizden alması. Hayır, şöyle bir olay vardı. Orada mesela Mustafa'nın bir şeyi var mesela. Çalışan çocuklara fazla şey hani böyle rol içine giriyorsun da evet. Kaybediyorsun. Bir küçük böyle bir iskemle vardı onu atardı. Tutamazsa pat kafaya geliyor. Ben hem oynardım hem yakalardım. Güzel. Yani çünkü iki işi birden yapmak önemli tiyatro oyunculukta. Herhalde oradan işte geçen gün de konuştuk onun da kulağını çınlattım sonra sohbet ettik biraz. Böyle bir kırılma noktası oldu. Ondan sonra gidildi söylendi Yıldız Hoca'ya. Şimdi Yıldız Hoca ya tamam kazandı biliyor bir de Yıldız Hoca'yla sempatik bir şeyimiz de oldu. Bana dedi ki orada ben de o zaman böyle gri üstüne siyah çizgili böyle bir güzel bir şeyle elbiseyle gitmişim kovaza falan böyle. Ama yün olduğu için kap böyle böyle olmuş benim bacaklarım. Erdal dedi buyurun hocam dedim senin bacakların çarpık mı oğlum dedi. Yok hocam o dedim o pantolondan. Başladı gülmeye. Orayı işte böyle tamam sağ olun. Böyle mesela bir de şey var ben girdim. Ha dediler ne duruyorsun da? Ya dedim hocam hepinizden rica ediyorum ben dedim Bursalıyım Bursa'dan geldim. Gelir gelmez çok acıktım. Aşağıda Sultanahmet Köfesi'ne biraz da fazla kaçırdım köfteyi. Midem dedim çok şişti. Ben dedim en son alır mısınız? Hadi. Cesarete bak ya. Tamam dedi. Baktım herkese baktım. İyi tamam dediler. Çok teşekkür ederim. Gittim zaten orada kafada kaldı onlar. Bu kim bu? Kim bu? Çok sonra bir de pantolon meselesine çok girince. Güzel. Ondan çok sonra güzel. Gel dedi Erdal dedi. Çok şeydi. İşte hocam böyle böyle işte ben konservatuvarım her şey ama. Tamam o zaman dedi şey yapacağız. Bizim bir kontenjanımız var. Bir yıl sen dışarıdan yani
Sonra dedi imtihana gireceksin, biz sana sınıf atlatacağız. Güzel, misafir öğrenci gibi. Misafir öğrenci gibi. Bir sene öyle devam ettim. Sonra imtihana girdim. İmtihanda sınıf atlayıp birden devam ettim. Çok güzel. İşte benim hikayem. Peki, konservatuvardaki arkadaşlarınız kimlerle birlikte okudunuz? Vallahi işte Uğur, Sahi, Mustafa, Labora, Erdoğan, Aktuman, Candan, İsen, işte Güzin, dur çıkaracağım. Epey arkadaşım. Epey de saydınız hocam, bravo. Ha, Ali Poyrazoğlu vardı, işte Mustafa, Demircan Türkdoğan. Evet. Ondan sonra Güler Ökten şeydeydi, oradaydı. Başka kızlardan mı vardı? Kızlardan kim vardı ya? Öğrenciyken nerede oturuyordunuz? Hangi semtte? Ben şeyde, Teşvik yerine bizim apartmanımız var, girişin alt katı. Orada biz dört arkadaş kalıyorduk. Birlikte kalıyordunuz. Birlikte kalıyorduk, evet. Peki öğrencilik yıllarında nasıl, o yıllarda İstanbul'da öğrenci olmak, sanat öğrencisi olmak, şimdi, gittiğiniz etkinlikler? Şöyle bir şey vardı. Yani biz pek tiyatrodan çıkmazdık yani. Öyle bir durum oluyor. Çok zordu değil mi? Hayır, şu an şöyle bir durum var. Zaten her gün gidiyorduk yani. Yani Yıldız Hoca devamsız bir hoca değildi. Zaten olmadığı zaman da ya Şükran abi geliyordu ya Müşük abi geliyordu. Hatta bir ara Haldun Bey de geldi. Öbür hocalar da, ayrıca ben size hocalarımı söyleyeyim de biraz oradan gidelim. Kimlerdi? Melih Cevdet Anlar. Oo. Ahmet Kutsu Tecer bir yıl oldu. Oo, Ahmet Kutsu Tecer. Evet. Ondan sonra İncil Ayar, işte şey, Seyit Mısırlı. Çok güzel. Yıldız Gerler. Çok güzel. Evet. Melih Cevdet Anday diksiyon dersine mi giriyordu? Türkçe. Türkçe dersine giriyordu. Evet. Nasıldı onun öğrencisi olmak? Müthiş bir şey. Sonra onun Mikado'nun çöplerinin şeyini yaptık. Asistanlığını da yaptık Mustafa'yla beraber. Çok enteresan. Böyle oyun prova bittikten sonra Çiçek Pazarcı'na gidiyorduk. Ama hoca çok sevdi mi? Şey, yok, çok şekerli bir insan. Çok şekerli bir insan. Çok bayağı başka türlü var. Farklı bir insan. Görünüşü böyle çok ketum şey duruyordu. Yok, o değil. Sabahattin Kudret Aksa. Sabahattin Hoca. O da bizim. Sabahattin Kudret Aksa. Çok güzel. Pardüsü var bana. Hocam alalım deriz. Pardüsü var bana. Ahmet Bey ile Ahmet Kutsu Tecer de bir yıl şey yaptı. O bir yıldan sonra zaten hastalarda rahatsız etti ve rahat etti. İşte böyle. Peki sevgili hocam, sonra konservatuvarı bitirdiniz. İlk sahneye çıktınız. Şimdi biz o arada Güzin'le kaçtık Londra'ya. Londra'ya gitti. Ben de onun peşinden gittim. O arada ben kütüphaneciliğe girdim. Kazandım. Dur, birinci sınıftan ikinci sınıfa geçtim. Şeyimi aldım. Askerlikten yırtma kağıdımı aldım. Tamam mı? Ondan sonra babama da anlattım. Onu da, o Güzin de biliyorlardı. Para, pul koydular cebime. Pırk, ben gittim Londra'ya. Bir buçuk sene ben kaldım. İki buçuk sene Güzin kaldı. Müthiş bir hüküm. Orada bütün oyunlar. Evet. Yani ben bir buçuk sene içinde, biz geçen gün hesap et 30-40 tane oyuna gitmişiz. Çok yani haftada en az 2-3 tane oyun seyrediyor. Çok güzel. Orada işte şeyin de çok faydası oldu. Yıldız Hanım'ın ablası vardı, Güler Hanım. Bir ara bir miktar zaten Güler Hanım'ın yanında kaldı bizi. Ve bize çok yardım etmişti tiyatro konusunda. Tiyatro bileti, tiyatro şey bizim diyor konservatuvardan olduğu falan. Orada tabii çok farklı bakıyorlar. Olaya. Mesela biz orada bir Sent Okulu'nda fizik ve dinamizm üzerine böyle bir ders var. Yani baleyle şeyi karıştırana. Oraya gittik. Bizim konservatuvar mezunu olduğumuz dönemden dediler ki, siz niye geliyorsunuz? Dedim. Yani bu taraf işte bir de şey yapalım. Eskrim yok muydu? Vardı. Olsun, biz fazladan geliyoruz. Yani onlar için de çok büyük bir şey. Anlatabiliyor çok muyum? Çok güzel. İşte öyle bir geçirdik. Geldik buraya. Onu diyordum yani. Mesela biz okula gidiyorduk derdik ve hiç devamsızlık olmadı okulda. Ondan sonra işte bu oyunlar başladı Yıldız Hanım'ın şeyinde. Oradan 3-4 kişi Yıldız Hanım'ın beyaz bir tane şeyi vardı, opede vardı, onu alırdı. Sır içtimiyanlar da biz şeyle gelirdik doğru şeye. 6'da oyunlar, 9'da donlar. Kent oyuncuları. Kent oyuncuları. Bir de haftanın 2-3 günü de çocuk oyunu var. Mesela benim bazen çocuk oyununda da oynadım. Kenterler'de de oynuyordum. Fadik Kız'ı akşamda şeyde oynuyordum. Yerdemir Gökbakır. Tabii. Küçük roller.
Ama gene söylüyorsun, ediyorsun. Tabii yani öyle bir... Rolün küçüğü büyüğü yok. Hayır, şey anlamında yani. Oradasın. Sabah gidiyorsun, uyuyorsun. Tabii, tabii. Bir de hadi bakalım içinde. Bir de Yıldız Hoca sabah provalarını sever. 9.30 ona prova koyuyor mu? Eyvah. 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 Git hemen yat, sabah 8.30'da kalk, 9.30'da asker oradasın. Sonra Dormen Tiyatrosu değil mi? Dormen Tiyatrosu'nda iki oyunu da oynadım. Haldun abi beni çok severdi. Erdal gel oyna falan derdi, ben de oynardım. İki taraftan da maaş aldım. Güzel. Peki hocam, işte o dönem sinemanın da gözünü tiyatro sanatçılarına çevirdiği dönem. İşte orada şöyle bir durum oluyor. Şimdi Dormen Tiyatrosu'yla Dert Tiyatrosu, aynı salonu paylaşım, aynı kulüste oldukları için hem Dormen Tiyatrosu'na hem Kenterlere yazarlar, çizerler, Necati Cumalı alan çok gelirdi. O da Atıf Yılmaz özellikle çok gelirdi. Çok gelen giden olurdu yani. Çok çok bizde böyle köşeden böyle bir şey vardı. Kenardan Mustafa ile Serhat Çubuk'a oturuyorlar. Biz oturmayız. Öyle bakardık falan öyle. Ondan sonra işte Atıf abi özellikle onu şey yaptı. Yani mesela biz Mustafa ile beni Erdoğan'ı Yılmaz Güney'in buradan rahmetle alalım.
Efendim? Tamam, geliyorum hadi.
Kolay gelsin kral. Afiyet olsun.